Merhabalar arkadaşlar. Yeni konumuz Reported Speech yani dolaylı anlatım. Konumuza geçmeden önce hedef kelimelerimizi inceleyelim. Anlamları ve telaffuzları not edip tekrarlayalım. Have a phone call. Aranmak veya arama gelmesi. Assist. Yardım etmek. Result from. Den kaynaklanmak. Comprehend. Anlamak. Improve. Geliştirmek. Şimdi konumuza geçebiliriz. Reported speech Türkçede dolaylı anlatıma karşılık gelmekte. Babam eve gelmemi istedi, kardeşim ödevini yapmamı söyledi, arkadaşım her gün ders çalıştığını söyledi gibi bir kişinin sözünü başka bir kişiye aktarırken reported speech yani dolaylı anlatımı kullanıyoruz. Reported speech konusunu 3 başlık altında inceleyeceğiz. Birincisi commands and requests yani emir kipi ve emir kipinde yapılmış istekler. İkincisi statements, pozitif ve negatif genel cümleler. Üçüncüsü ise questions, yani soru cümleleri. Bu sıralama kolaydan zora doğru bir sıralama diyebiliriz. Her adımda bir önceki yapının prensiplerini de kullanarak ekstra maddeler ekleyeceğiz. Commands and requests. Emir kipi ve emir kipinde yapılmış istekler ile başlayalım. Öncelikle Türkçe bir cümleye göz atalım. Babam, telefonumu bana ver dedi. Bu cümle gördüğümüz gibi doğrudan anlatıma sahip. Bu cümleyi bir başkasına aktarırken babam ona telefonunu vermemi söyledi şeklinde iletiyoruz. Burada da göreceğimiz gibi ilk cümledeki bana dolaylı anlatımda ona ya dönüştü. Telefonumu ise telefonunu şeklini aldı. Bunun sebebi ilk cümlede bu yapıları babamın kendisi için kullanmış olması. İkinci cümlede ise bu yapıları benim bu yapıları bir başkasına anlatırken babam için kullanıyor olma. Aynı zamanda ilk cümledeki ver fiilini ise vermemi söylediği şeklinde isimleştirmiş olduk. İngilizce'de emir kipinde bir cümleyi reported speech'e çevirirken de aynı kuralları uygulayacağız. Örneğin, Give me my phone. My father said to me. Babam bana, telefonumu bana ver dedi. Cümlesini ele alalım. Bu cümleyi My father told me to give him his phone. Babam ona telefonunu vermemi söyledi. Şeklinde reported speech'e çeviriyoruz. Burada gördüğümüz gibi give fiilini to ile isimleştirerek ana cümleye bağlıyoruz. Ana cümlemizdeki me ve my phone kelimelerini ilk cümlede babam kendisi için kullanıyor. Ben bu cümleyi bir başkasına aktarırken ise ondan bahsettiğim için him ve his phone yapılarına çeviriyorum. Gördüğümüz gibi Türkçede ve İngilizcede temel mantık aynı. Aslında tek yapmamız gereken zamirleri ve sıfatları dolaylı anlatım yaptığımız cümleye uyarlamak. Bu değişiklikleri yaparken verdiğimiz iki örnekte de gördüğünüz gibi Türkçe mantık yürütebilirsiniz. Dolaylı anlatım konusunda İngilizce ve Türkçe %90 benzer kurallara sahip. Farklı bir örnek verelim. Call me in the evening. Jamie told me. Jamie bana beni akşam ara dedi. Jamie told me to call him in the evening. Jamie onu akşam aramamı söyledi gibi. Olumsuz emir kipi cümlelerini ise not to yapısı ile ana cümleye bağlıyoruz. Örneğin, don't use my computer, my sister said to my mother. Kardeşim anneme bilgisayarımı kullanma dedi. My sister told my mother not to use her computer. Kardeşim anneme onun bilgisayarını kullanmamasını söyledi. Gördüğümüz gibi ilk cümledeki my computer yapısı ikinci cümlede her computer halini almış oldu. Reported speech emir cümlelerini aktarırken çoğunlukla tell, söylemek fiilini kullanıyoruz. Ancak her zaman tell fiilini kullanmak zorunda değiliz. Cümlenin anlamına uygun farklı fiillerle de dolaylı anlatım ifade etmemiz mümkün. Örneğin, Don't forget to do your homework. My teacher told me, Öğretmenim bana, ödevini yapmayı unutma dedi. My teacher warned me not to forget my homework. Öğretmenim beni, ödevimi unutmamam konusunda uyardı gibi. Buy me a bottle of cola. James said to his sister. James kardeşine, bana bir şişe kola al dedi. James wanted his sister to buy him a bottle of cola. James kardeşinin ona bir şişe kola almasını istedi. gibi. Reported speech'te emir cümleleri bu şekilde. Şimdi statements yani genel olumlu ve olumsuz cümlelerin aktarımına geçelim. Normal bir olumlu cümleyi Türkçede nasıl dolaylı olarak aktarıyoruz? Önce buna bakalım. Ben her gün odamı temizlerim. Ahmet dedi. Bu cümleyi Ahmet her gün odasını temizlediğini söyledi şeklinde dolaylı olarak aktarıyoruz. Burada emir cümlelerinde olduğu gibi odamı kelimesi odasını halini aldı. Yani aitlik durumunu Ahmet'e uyarlamış olduk. Burada farklı olan durum ise geniş zamanda olan bir cümleyi dolaylı cümlede geçmiş zaman olarak aktarıyor olmamız. Aynı durum İngilizce'de de geçerli. Statement'larda yani olumlu ve olumsuz cümlelerde emir cümlelerinin aktarımında kullandığımız bana, onun, seni gibi zamirleri ve sıfatları uygun kişiye göre uyarlama kuralı yine geçerli. Burada emir cümlelerinden farklı olarak cümleyi fiili isimleştiren to yerine dğ diği anlamına gelen that ile birleştiriyoruz. Ayrıca cümlenin bir geçmişini alarak aktarıyoruz. Örneğin, I tidy my room every day. Ahmet said. Ahmet, ben her gün odamı temizlerim. dedi. Cümlesini Ahmet told me that He tidied his room every day. Ahmet bana odasını her gün temizlediğini söyledi. Şeklinde dolaylı olarak aktarıyoruz. Burada gördüğümüz gibi present simple tense past simple tense'e dönüşmüş oldu. Az önce de belirttiğimiz gibi her zamanın bir geçmişini alıyoruz. Bunu genel olarak tahmin edebiliriz. Bunları kısaca özetleyecek olursak present tense'ler past tense'lere dönüşüyor. Örneğin I am watching TV He said, "Televizyon izliyorum." dedi. He said that he was watching TV. Televizyon izlediğini söyledi. I have checked my emails," she said. E-maillerimi kontrol ettim," dedi. She said that she had checked her emails. E-maillerini kontrol etmiş olduğunu söyledi. Past tense'lerden kendi içinde değişen sadece past simple ve past progressive. Bu iki yapı past perfect ve past perfect progressive halini alıyor. Past perfect ve past perfect progressive cümleleri ise zaten daha geçmiş almamız mümkün değil. Örneğin, I talked to him, she said. Onunla konuştum, dedi. She said that she had talked to him. Onunla konuşmuş olduğunu söyledi. I was playing basketball with my friends, he told me. Arkadaşlarımla basketbol oynuyordu, dedi. He told me that he had been playing basketball with his friends. Arkadaşlarıyla basketbol oynamakta olduğunu söyledi. Gelecek zaman cümlelerinde will would'a dönüşüyor. I will get to work at 8. She said. İşe 8'de varacağım dedi. She said that she would get to work at 8. İşe 8'de varacağını söyledi gibi. Modullarda ise sadece can'i could'a çeviriyoruz should, could, must, might gibi diğer modellarda herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. I can play the guitar, my friend told me. Arkadaşım bana gitar çalabilirim, dedi. My friend told me that he could play the guitar. Arkadaşım bana gitar çalabildiğini söyledi, şeklinde. Olumlu ve olumsuz cümleleri dolaylı olarak aktarırken, deti cümleden atmamız da mümkün. Örneğin, az önceki cümleyi My friend told me he could play the guitar. Şeklinde de kurabiliriz. Bu diğer statement yani olumlu ve olumsuz cümleler için de geçerli. Hatırlatılması gereken bir diğer ayrıntı ise cümle içerisinde değiştirilmesi gereken diğer yapılar. Burada biraz mantığımız görev alıyor. Örneğin, I will be there at 3 pm, my friend said. 3'te orada olacağım, arkadaşım dedi. Cümlesini eğer biz şu anda arkadaşımızı orada dediği yerde bekliyorsak My friend said he would be here at 3 pm. Arkadaşım saat 3'te burada olacağını söyledi şeklinde. Henüz buluşma noktasına varmamışsak ise, my friend said he would be there at 3 pm. Arkadaşım saat 3'te orada olacağını söyledi şeklinde iletiriz. I came to this restaurant yesterday. My brother said. Dün bu restorana geldim. kardeşim dedi. Cümlesini ise eğer şu an bu restoran diye tarif edilen yerde değilsek, my brother said he went to that restaurant the previous day. Kardeşim dün o restorana gittiğini söyledi şeklinde. Eğer bu restoran diye tarif edilen mekanda isek, my brother said he came to this restaurant the previous day. Kardeşim dün bu restorana geldiğini söyledi şeklinde ifade etmemiz gerekebilir. Gördüğümüz gibi bir takım değişiklikleri kurallara göre değil, mantıksal olarak yapıyoruz. Bunların bazılarını listede görebilirsiniz. Unutmayın, ekranda gördüğünüz değişiklikleri her zaman yapmıyoruz. Anlam bu değişikliği gerektirdiğinde yapıyoruz. Son olarak soru cümlelerinden bahsedeceğiz. Soru cümlelerinde önceki kuralların hepsi geçerli. Yani zamirleri, sıfatları ve diğer uyarlanması gereken yapıları uyarlıyoruz. Ve cümlenin bir geçmiş halini alıyoruz. Buna ek olarak Soru cümlesini dolaylı anlatıma soru halinde değil, olumlu veya olumsuz bir cümle olarak aktarıyoruz. İlk olarak Türkçe bir cümleyi inceleyelim. Telefonumu nereye bıraktın? kardeşim sordu. Cümlesini kardeşim telefonunu nereye bıraktığımı sordu şeklinde dolaylı anlatıma dönüştürüyoruz. Gördüğümüz gibi önceki kurallarımızın hepsi geçerli. Ek olarak cümleyi soru cümlesi gibi değil, olumlu bir cümle olarak aktarıyoruz. Yes/no sorularını reported speech'e çevirirken "ıp ıpmadığı" manasına gelen if veya whether yapılarını kullanıyoruz. Burada if'in anlamı "eğer" manasından farklı. Bunu karıştırmayalım. What, when, where, why, how gibi soru kelimesi içeren soru cümlelerinde ise cümleyi direkt olarak o soru cümlesiyle bağlıyoruz. Where did you put my phone? My sister asked. Telefonumu nereye koydun? kardeşim sordu. Soru cümlemiz gördüğümüz gibi soru kelimesi içeren bir cümle. Bu cümleyi dolaylı olarak My sister asked where I had put her phone. Kardeşim telefonunu nereye koymuş olduğumu sordu. Veya kardeşim telefonunu nereye koyduğumu sordu. Şeklinde aktarıyoruz. Cümleyi where kelimesiyle birleştirip bir geçmişini alıp soru cümlesi olarak değil olumlu bir cümle olarak yazıyoruz. Do you play computer games? My cousin asked me. Kuzenim bana bilgisayar oyunları oynar mısın? diye sordu. Sorusu ise gördüğümüz gibi bir evet hayır sorusu. Bu soruyu dolaylı olarak My cousin asked me if I played computer games. Kuzenim bilgisayar oyunları oynayıp oynamadığımı sordu. Şeklinde aktarıyoruz. Gördüğümüz gibi cümleyi if ile birleştiriyoruz. If'in yerine whether'ı da kullanabiliriz. Sonrasında cümlenin bir geçmişini alıp cümleyi bir soru cümlesi şeklinde değil, olumlu bir cümle şeklinde yazıyoruz. Biraz karmaşık gelebilir bu yapı, ancak pratik ile zamanla yerleşecektir. Farklı örnekler verelim. Where will you go next week? My mother asked. Gelecek hafta nereye gideceksin? Annem sordu. My mother asked where I would go the following week. Annem bir sonraki hafta nereye gideceğimi sordu. Have you ever been abroad? Jason asked. Hiç yurt dışında bulundun mu? Jason sordu. Jason asked whether I had ever been abroad. Jason hiç yurt dışında bulunup bulunmadığımı sordu. Veya Jason hiç yurt dışında bulunmuş olup olmadığımı sordu şeklinde. Genel olarak reported speech yapısı bu şekilde. Şimdi örnek bir parçada reported speech kullanımlarını inceleyelim. Yesterday I had a call from my friend. He said He had a problem and he wanted me to assist him. I said, Well, and asked him what his problem was. Then he started explaining. He said he was having some problems with his lessons, and I asked him whether there was a way for me to help him. He told me that the problem results from his English. He said he couldn't comprehend his professors in English, even though his English marks were high. He wanted me to give him some tips to improve his English listening. I told him that he had to practice a lot and gave him some websites to practice English listening. Şimdi bu konunun en önemli noktası yazılı ve sözlü pratik yapma. İlk etapta konuya hakim olana kadar yazılı pratik yapmak yararlı olacaktır. Sonrasında doğrudan anlatıma sahip cümleleri yazmadan direkt olarak konuşarak dolaylı anlatıma çevirerek konuşma pratiği yapabilirsiniz. Google'da reported speech exercises şeklinde bir arama yaparak birçok worksheet bulabilirsiniz. İyi çalışmalar, başarılar.